Resul-ü Müşteva buyuruyor. İnnallah Teala yağdabu ila methil fasik fil ard. Evet. Bunlar hep bizim yaralarımız. Şimdi insanoğlu zayıf, makamı büyük, parası çok, şöhretli bir adam. Herkes selam duruyor, değil mi? Ben gördüm efendim, talebeliğim zamanında Sirkeci'den geçiyorum. Zengin geldi oraya. Kırmızı ışık var. Hemen polis durdurdu öbür tarafı. Zengine selam durdu. Buyur geç dedi. Zenginlik. İnsanlar böyle. Zengin olunca insan yürümesi değişiyor, konuşması değişiyor. İnsanlar ona çok böyle pohpohluyorlar. Bu zenginlik. Ama adam fasık. Evet, zengin ama fasık. Mümin. Fasık içinde mümin de var. Günahı çok, günah işliyor. Fasıklar içinde kafirler de var, inanmayanlar da var. Şimdi biz kendimizden olanları söylüyoruz. Mümin ama fasık. Namaz yok, abdest yok. Bir yardım toplamaya gittin mi, ben enayi mi besleyeceğim? Gitsin çalışsın. Talebeye burs diyorsun, öyle diyor adam. Ben enayi mi besleyeceğim? Gitsin çalışsın. Öyle diyen zenginler de var. Fasık. Günahkar yani. Öyle diyenler de var. Şimdi bakın, adam makam sahibi, lider, önemli bir yerde. Herkes selam duruyor. Arz hürmetleriz beyefendi. Saygılar sunarız beyefendi. Onun makamına. Halbuki adam namaz yok, abdest yok, ayyaş. Haksızlık ediyor. Kendi takımının çıkarlarını koruyor. Bu bizde vardır demiyorum. Genel konuşuyorum. Yanlış anlamayın. Fasık adam, günahkar adam. İnsanlar da arz hürmetler diye efendi. Büyük adamsınız. İsabet buyurdunuz efendim. Bunu hacısı da diyor, hocası da diyor, insanlar da diyor değil mi? Zenginliğinin hatırına, makamının hatırına. Ama güzel Muhammed Mustafa ne diyor bakın arkadaşlar. Ne muazzam şeyler bunlar. Allah Zülcel Hazretleri yaudabu ila methil fasik fil ard. Yeryüzünde böyle fasık bir adamı övdün mü Allah gazap eder. Övene gazap eder. Fasık ya adam, sarhoş, namazsız, abdestsiz, çıkarcı, kendi çıkarından başka düşünmeyen bir adam. Çok zengin, mevkii çok yüksek. Böyle eğiliyor, hürmetler ederim efendim. İsabet buyurdunuz efendim diye fasık bir adamı övdün mü Allah gazaba gelir. Dikkat et. Vehtezze lizalikel arş. Allah'ın bu öfkesinden, gazabından arşı âlâ titrer korkusundan. Şimdi bunu çok yapıyorlar. Medihler düzüyorlar böyle hatırlı makam sahibi zengin kişilere. Şiirler döktürüyorlar. Allah fasık bir kimseyi övdünüz mü? Evet. Desteklediniz mi? Pohpohladınız mı? Allah gazaba gelir. Bu gazabın şiddetinden arş silkinir, titrer diyor. Yehtezzu. Sen korktuğun zaman nasıl zangır zangır titriyorsun? Allah'ın bu gazabanın büyüklüğünden, şiddetinden arş silkinir. Evet. Allah'ın gazap ettiğine rıza gösteren herkese bu vardır. Allah'ın gazap ettiğine siz yağ çekemezsiniz, övemezsiniz, yaltaklık yapamazsınız. Belasını def etmek için idareyi kelam edersiniz. O da yalan söylemeyeceksin. Yalan söylersen sana eziyet eder. Şimdi yine İmam-ı Azam'dan misal vereceğim. İmam-ı Azam Hazretleri Ehl-i Sünnet imamlarındandır. İmam Şafii de öyledir, İmam Malik de öyledir, İmam Ahmed İbn Hanbel de öyledir. Ehl-i Sünnet imamları bunlar. İtikaden bir. Hepimiz Allah bir, Muhammed Hak Peygamber diyoruz. Sadece amelde, pratikte işte biz rüküye giderken el kaldırmayız, Şafiiler kaldırır. Bunlar teferruatlar.
Hepsi Ehl-i Sünnet imamı. Ehl-i Sünnet imamın imamlığına göre Allah'ın kelamı Allah'ın sıfatıdır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Allah'ın sıfatıdır. Allah ezeli ebedidir. Sıfatları da ezeli ebedidir. Allah'ta sonradan yaratılmış şey yoktur. Buna hadis derler. Şimdi İslam'da sapık mezhepler var. Biraz evvel de söyledik. Hayır diyorlar, Kur'an mahluktur, yaratılmıştır. Kur'an yaratılmıştır. Biz diyoruz ki yaratılanlar bu mürekkeptir, kağıttır. Bu harflerdir, biz yazıyoruz ya. Onlardır. Allah'ın kelamı ilahisi ezelidir, ebedidir, onun sıfatıdır. Halife Mutezile mezhebinden, o sapık mezhepten Mutezile, Kur'an mahluktur diyenlerden, onun bu fikrin sahibi olan hocalar gitmişler. İmam-ı Azam çok seviliyor. Halk o dedi mi ötekileri reddediyor. Onu öldürtecekler, kurtulacaklar İmam-ı Azam'dan. Büyük adam olmak böyle zor. Onun yanındalar. Çarptırmışlar İmam-ı Azam'ı. İmam-ı Azam da hiç yalan söylemeyen bir adam. Ama dikkat edin. Doğru söyleyecek, kelleyi kurtaracaksın. Prensip bu. Yalan söylemek yok. Sen demiş, çağırttırmış, ötekiler de yanında. İmam-ı Azam'ın yalan söylemeyeceğini biliyorlar. Şimdi ona öyle soru sorduruyorlar ki doğru söyleyince de kelle gidecek, kurtulacaklar İmam-ı Azam'dan. Halife demiş ki sen Kur'an mahluk değildir mi diyorsun? Halife Hazretleri demiş, konuşacağım mı yoksa benim kellemi mi alacaksın? Konuş demiş, konuş. Peki demiş. Böyle yapmış elini. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an. Bunlar mahluktur Halife Hazretleri demiş. Nasıl söylettim ama demiş onlara. Kur'an mahluktur dedirttim ona diyor. Halbuki muazzam böyle yapmış. Bunlar mahluktur diyor. Parmağını gösteriyor. Parmaklar mahluk değil mi? Yaratılmış değil mi? Bak hem doğru söylüyor hem kelleyi kurtarıyor. Böyle akıl şeyli olacaksın. Tehlikeden kurtulmak için böyle olur. Ama sen ne dediysen çok isabetlidir Halife Hazretleri. Doğru söylüyorsun dedi mi Allah gazap eder. Evet. Öyle demeyeceksin. Tehlikeli anda bu kadar beceremiyorsan hayati tehlike kurtarmak için savuşturursun. Ama akıllıysan İmam-ı Azam gibi hem doğru söyleyeceksin hem kelleyi kurtaracaksın. Buna cevaz var ama dünyevi menfaatler için yağ çekmek fasık bir adama, zalim, günahkar bir adama, sen en iyi adamsın, insanların en büyüğüsün filan diye söylemek, hatta eğilmek Allah'ın gazabına sebep olur ve de bu gazaptan arş-ı âlâ silkinir buyuruyor. Bakın ne kadar güzel prensip. Ne kadar güzel prensip. Kamil müminler bunu bilmeli ve ona göre Allah için yaşamalı. Allah için iş yapmalı. Evet, Allah için iş yapmalı. Makam mansıp için, dünyalık için böyle fasık kimselere temenni etmemeli, yavcılık etmemeli. Evet. İşte dürüst, güzel olmayan münafık, fasık kimseleri övmek insanlara gelebilecek en büyük afatlara sebep olan bir davranıştır. Bundan vazgeçmeli. İyyâküm vel meth. İnsanları övmeden sakınınız. Övmede ne var? Bir şey elde edeceksindir. Adamı yumuşatayım, öveyim, yumuşatayım. Çünkü övülünce insanların yaratılışı böyle hoşuna gider. Tamam tamam ne istiyorsan olsun der. Bunun için överler. Bir şey elde etmenin yolu övmek. Ama fasık birini övdün mü dünya menfaatleri için? Arkasında mı var? Vazgeçin diyor bir. İkincisi, insanları yüzlerine karşı da övmeyin. Her insanda nefis vardır. Ben neymişim filan diye adama gurur, kibir gelir. Adamı mahvedersiniz. Ölçülü hareket ediniz.
Davranışlarınızın kontrollü olsun. Müminleri böyle tehlikeli yerlere atmayın. Onun için bir adam yüzünü övmek onu helak etmektir, öldürmek diye de hadis var burada da İyyâküm vel medh, övmekten sakının diye bir hadisin parçası var. Evet. Evet, bir mümin başkaları tarafından övüldüğünde hemen Cenab-ı Hakk'a sığınır. Layık olmadığı niteliklerle kendisinin övülmesinden Allah'a sığınır. Allah'tan haya eder, titrer. İnsanları aldatmaz. Ne kadar zor bir işler. Bunları söylemesi kolay da. Yine İmam-ı Azam Rahimahullah'tan söz edeceğim. Şimdi İmam-ı Azam 40 yıl yassı abdestiyle sabah kılmış. Uyumamış yani. Daha evvel böyle değilmiş. Bir gün ders yapmışlar. Talebeye ders okuttuktan sonra çarşıdan geçiyor. Talebeler yine hocam derste böyle söyledin, böyle söyledin diye hala da soruyorlar. Geçerlerken dükkandan yönden birinden geçerken dükkan sahibi yanındaki de komşu demiş. Şu adam görüyor musun sen şu adamı? Elini göstermiş İmam-ı Azam'a. Bu sabaha kadar uyumayan, yatsının abdestiyle sabah namazını kılan, diri tutan bir adamdır. Halbuki İmam-ı Azam o zamana kadar gece yatar uyurmuş. Mollalar demiş, gece uyumak bana haram oldu. Halk beni ne zannediyor? Halbuki ben orada değilim. Ne kadar zor bir iş görüyor musun? Adam seni evliya zannediyor değilsen vay haline. Siz de insanları böyle pohpohlamayın. Adam iyi bir adamsa zora sokarsınız. Dediğinizi yapması lazım. O onu yapmanız lazım. Zaten bu kadar zayıf bir adamsa ben neymişim filan diye gurur kibir gelir. Mahvedersiniz adamı. Böyle örnekleri vardır. Evet. Türkiye'deyken çok güzel işler yapmış. Ama bir yurt dışına gittiğinde oradaki sen büyük adamsın falan deyince o havaya girmiş. Neler yapan kimseler görülmüştür. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem prensipleri muazzamdır. Hayatımızda bunları uygulamalıyız. Evet, överken de dikkatli olmalıyız, ölçülü. Severken de ölçülü, yererken de ölçülü. Hazreti Ali öyle söylüyor radıyallahu anh. Hiç kimseye aşırı gitme. Sevgide aşırı gitme, bir gün karşıt olabilirsiniz. Muhalif düşebilirsiniz. Bugün çok güzelsiniz, birbirinizi seversiniz. Ama dünya bu. Bir bakarsın, karşıt olursunuz. O sevdiklerin altında ezilirsin. Hiç kimseye düşmanlıkta da aşırı gitmeyin. Bir gün dost olursunuz. Vaktiyle söylediğin o düşmanlık dönemindeki sözlerden mahcup olursun. Ölçüyü kaçırmayın diyor. Ne kadar? Peygamber de onu söylüyor yani. Davranışlarınızda ölçülü olun. Evet. Hele bir fasiki asla övmeyin. Övüldüğü zaman mümin Allah'a sığınmalı. Bu çok zor iş dedik ya. Şimdi bir hikaye anlatalım. Efendim biz Orta Asya'daydık. Bu sabah geldik. Biliyorsun bizim büyük hocalarımız Buharalı, Semerkantlı. İşte fıkıh alimi büyük İmam Seraksi de işte oralı Kırgızistan'da şimdi o şehirlerde okumuş büyük insanlar böyle büyük bir evliya çok seviliyor insanlar tarafından alim, fazıl, kamil yüz binler toplanmış etrafına sevilince tabii hocam elini öperim ayağını öperim ayağı kapananlar oluyor biliyorsunuz sana ne sözler söylüyorlar. İnsan mı? Ne kadar hoca da olsa, hacı da olsa insandır, onda da var. Sende olan nefisten. Aşırı gitme diye ona söylüyoruz. Şimdi insanların bu övgülerinden, davranışlarından, elini ayağını öpmesinden etkilenmemek mümkün mü? Onun için büyük bir adam yüz binler peşinde bu şöhretten kaçmak için
memleketinden kurtulmak için seven insanların bulunduğu memleketten kimseye söylemeden çıkmış memleketinden, tefitara toplamış, çoluk çocuğunu almış, başka yere gidiyor. Tanınmadık bir yere. Çünkü insanların çok sevmesi ya tehlikeli, ya ben neymişim, ne kadar büyük adammışım fikri gelirse mahvoldu işleri. Bir bakmışlar hoca yok. Nereye gitti? Hemen bulmuşlar, hoca başka şehre göçüyor. Demişler böyle bir hocadan kalınır mı? Herkeste nesi varsa yüke alınacak, toplamış yükünü, gene yüz binler peşine takılmış. O gidiyor, onlar da gidiyor. Dünyanın anlam kazanır bu herif, bu böyle bir hocadan kaldıktan sonra diye herkes de peşinden. O gidiyor, herkes gidiyor, kurtulamamış. Herkesin böyle mola vermişler. Herkesin içinde o koca hoca çıkarmış donu dumanı. Herkesin içinde kakasını etmiş. Aa demişler ya. Deliymiş ya adam. Akıllı adam herkesin içinde kaka eder mi? Tuvalet yapar mı? Biz de bunu büyük evliya zannediyorduk ya. Vay deliymiş lan bu. Yükünü saran gitmiş. Saran gitmiş. Saran gitmiş. En sadık talebesi umulu, umulu. Hocadan bir delilik görmedim ama şu yaptığı da akıllı işe benzemiyor. O bile sallanmış ama gitmemiş o. Herkes gittikten sonra hoca donunu tumanını giymiş. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Durup durup elhamdülillah diye yüzünü sürermiş elini. Hocam demiş çıldırmak üzereyim. Şu yaptığın iş akıllı insan işi değil. E böyle kötü işi yaptıktan sonra bir de elhamdülillah diyorsun. Tövbe yarabbi diyeceksin he. Öyle değil mi, insanın ayıp yerlerini açması günah değil mi? Bu sen elhamdülillah diyorsun. Çıldırmak üzereyim hocam. Evladım demiş. O yüz binler, ben 70 küsür yaşındayım. Yüz binler benim 70 senelik sabahlara kadar uyumayıp çalıştığım ibadet ettiklerimi götürmek üzereydiler. Elim ayağıma kapanıyorlar. Gelmen desem geliyorlar. Sen büyük adamsın, büyük evliyasın, uçuyorsun filan diye. Ya demiş onların sözü bana etki eder de ben ne büyük adammışım dersem demiş. 70 yıllık gidecek demiş oğlum. 70 yıllık sevabın gideceğine bu bir günah demiş. Ben bu günahı işledim, kurtuldum ondan, ona elhamdülillah diyorum. Şimdi kimse herkes bu deliymiş diye gelmeyecekler. Ben de rap rahat. Tehlikeden uzak yaşayacağım demiş. Yani bu övme insanı bu kadar tehlikeli. Ama övmekten hoşlanmayan adam da yok. Dengeli olmak lazım. Biz kendimize sahip olmalıyız. Siz de aşırı övmemelisiniz. Yoksa adamı böyle yanlış yerlere itebilirsiniz. Hele hele böyle günahkar, fasık bir kimseyi makamından, zenginliğinden dolayı överseniz Allah gazaba gelir. Gazabından, şiddetinden arş-ı âlâ silkinir. Evet, silkinir. Öyle. Hazreti Enes'ten Beyhaki nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.